Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu benim ilk videom YouTube'da. Bu nedenle bu ilk videoda biraz kanalın tanıtımından bahsedeceğiz. Neler konuşacağız, onlardan bahsedeceğiz. Piyasalara genel bir bakış yapacağız. Daha sonra yaşadığımız tecrübelerden size bazı, özellikle acı tecrübelerden biraz örnekler vereceğiz. Hepimiz için hayırlı olur inşallah kanalımız. Şimdi birazcık kendimden bahsedeyim ben. 15 yıla yakındır piyasalarda işlem yapıyorum. İşte Forex'tir, borsadır, Viyop'tur. Birçok platformda işlem yaptım. Yani girmediğimiz mecra kalmadı bu konuda. Yeri geldi kaybettik, yeri geldi kazandık. Fakat işin sonunda şunu çok iyi anladım. Bu iş bir oyun olarak görülmemeli arkadaşlar. Bu acemilik yıllarımda da ben de oyun olarak görüyordum. Bu iş bir oyun değil arkadaşlar. Çünkü buna para yatırıyorsunuz. Yani biz dama taşlarıyla ya da fasulyelerle oynamıyoruz bu oyunu. Satranç taşlarıyla oynamıyoruz. Para yatırıyoruz bu işe. Herkes alnını terini yatırıyor. O yüzden çok çok dikkatli yatırım yapmak gerekiyor. Yanlış bir hamleyle emin olun elinizdekilerin hepsini kaybedebilirsiniz. Özellikle kaldıraçlı piyasalarda, Forex gibi, Viyop gibi kaldıraçlı piyasalarda. Çok riskli. Zaten şimdi yapılan araştırmaları da eğer takip ederseniz şöyle bir durum var. Acı bir tablo var maalesef. Piyasadaki küçük yatırımcıların, yani bu banka hesaplarını bakarak bu veriye ulaşmışlar. Küçük yatırımcıların sadece %2'si kazanıyor arkadaşlar. %98'i kaybetmeye hep mahkum. Kaybettikçe de hiçbir şekilde değer çıkartmadan devam ediyoruz. Ben de o şekilde yaptım çoğu zaman. Ben de yani sizler gibi küçük yatırımcı. Benim öyle trilyonlarım, milyon dolarlarım yok. Sizler gibiyim ben de. Bu %2'lik rakam gerçekten korkunç bir rakam. Ve aslında kaybeden %98'lik bir rakam daha korkunç bir rakam. Yani ben de zamanda çok kaybettim. Çünkü bu işi ben de oyun olarak görüyordum. Nedir? İşte tuşa bas, al, tuşa bas, sat. Yani dedim ki ya bu ne kadar basit bir işmiş dedim. Ama işte maalesef arkadaşlar bu iş öyle basit bir iş değil. Şu an ekranda da görüyorsunuz ons grafiği açık. Dün 1870'lerden 100 günlük ortalamadan bir tepki gelmişti. Hatta ben de dedim acaba ons dönüyor mu? Burada bir kilit dip yapıp yukarı mı atacak? Hani 1870'leri, yani 100 günlük ortalamayı destek olarak buldu mu dedim. Ama şu an bakıyorum 1865'lere kadar bir sarkma mevcut. Beni bilen biliyor zaten ben 1975'lerden 1950'lerden beri ons'un çakılacağını, işte 1800'lerin geleceğini, hatta 1650-1700'lerin geleceğini söylemiştim. Yani hep negatiftim ons'a karşı. Hani insanlar 2500 dolarları konuşurken o 1900'lü seviyelerde, ben hayır 1800'ler gelebilir dedim. Çünkü gerçekten büyük fonlar sağlam satışlar yaptılar ons'ta. Tabii şu var, şu an ons'u konuşmayacağız. Ons videomuz, dolar videomuz, yine borsa videolarımız, onları ben yükleyeceğim inşallah. Bunu sadece örnek olarak gösterdim. Yani bu iş bir oyun değil arkadaşlar. Bu işte profesyonelleşmeniz lazım. Araştırma yapmanız lazım. Tabii bu bir anda olabilecek bir şey değil. Yani piyasada dayak atmak için öncelikle bir dayak yemeniz gerekiyor. Biz de o dayağı yedik. Onu da söyleyeyim zamanında. Bundan 15 yıl önceydi sanırsam, bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir Forex'e bulaştık. Öyle küçük bir hesaptı, 350 dolarlık bir hesaptı. Arkadaşım geldi, dedi ki bana, ya dedi sana para kazandıracağım. Dedim nasıl oluyor iş? İşte tuşa basacaksın, alacaksın, tuşa basacaksın, satacaksın. Dedim ne güzel iş, tamam girelim. Bir Rus şirketiydi galiba, isim vermeyeyim şimdi. Oradan Forex hesabı açtık, bir mini Forex hesabı. 350 dolarım ilk gün 400 dolar oldu. Tabii ben hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşım bana diyor ki al diyor, tamam alıyorum diyorum, sat diyor, satıyorum, tamam güzel, her şey güzel gidiyor. İlk gün 350 dolar 400 dolar oldu. Ben hemen hayallere kapıldım, işte evler alacağım, arabalar alacağım falan filan. Her neyse, ikinci gün oldu. Beni aradı arkadaşım. Biz Euro USD paritesinde, yani Euro dolar paritesinde sell pozisyonundayız. Yani satış düşecek dedik biz Euro USD paritesine.
O gün de Fed Başkanı Bernanke'ydi yanılmıyorsam. Onun konuşması varmış, Fed toplantısı varmış. Arkadaş beni telefonla aradı. Dedi ki ya böyle böyle bir Fed toplantısı var işte, Bernanke konuşacak falan dedi. Dedim ki Bernanke kim? Ben çünkü hiçbir şey bilmiyorum, acemiyim. Ardından dedi işte, acaba dedi pozisyonları kapatsak mı dedi. Bu adam konuşunca çok dedi hareketli oluyor piyasa. Dedim ben bilmiyorum, hani ben, sen diyeceksin bana tuşa bas, tuşa bas. Ben onu bilirim sadece dedim. Neyse ya dursun dedi, bakarsın dedi, bizim için konuşur dedi. Bak ne yaptı, hemen hayale kapıldı. Gerçekleri ne yaptı? Elinin tersiyle itti. Risk aldı. Neyse tamam dedim, ben de o zaman kapatmıyorum, bekliyoruz. Adam saat 3.30 muydu neydi, işte öğlen saatlerinde, bu saatlerde. Benim orada ekranda bakiye altta açık, ekrana bakıyorum böyle dört gözle. Orada bakiyemde 402 dolar mı ne yazıyor işte. Ben mutluyum. Ardından adam konuşmaya başlayınca o euro dolar paritesi bir fırlamaya başladı. Ekranda o 402 doları gördüm. Bir de 2 doları gördüm. O aradaki gelgit şeylerini hiç göremedim bile. O kadar hızlı uçtu Euro-USD paritesi. Sonra bir baktım, pat diye bir ses geldi. Bizim hesabın patlama sesiymiş tabii ki. Bir baktım bakiye 2 dolar yazıyor. Ama ben hala farkında değilim. Hala ekrana bakıyorum. Acaba ne oldu diye. Baktım telefonum çalıyor. Arkadaş beni aradı. Aşağıya geldim dedi. Zile basıyor bir yandan da. Ne oldu dedim. Geçmiş olsun dedi. Nasıl geçmiş olsun dedi. Hesabım patladı değil mi dedi. Valla bir ses geldi ama dedim, patladı mı patlamadı mı bilmiyorum. Hesabım patladı, geçmiş olsun dedi. Yani kısaca anlatacağım şu. 2 gün sürdü bizim Forex maceramız. Tabii o yine tekrar koşa koşa bankadan para çekti falan, tekrar yatırdı. Ben onu yapmadım. Ve orada benim içimde bir şey doğdu. Yani dedim ki ya bu iş nasıl bir iş böyle ya dedim. Hani 2 günde param gitti. Biraz da o konuda hırslıyım dedim, ben bu parayı geri alacağım bir şekilde. Hani Forex'ten değil yalnız, Forex'e tekrar girmedim. Forex'ten değil, başka bir mecradan, başka bir platformdan ben bu parayı çıkartacağım dedim. Ve o günden sonra araştırmaya başladım arkadaşlar. Teknik analiz nedir? Temel analiz nedir? İşte nelere dikkat etmek gerekir? Böyle yavaş yavaş, yeri geldi kaybederek. Tabi acemilikte daha çok kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun için çok böyle umutsuzluğa kapılmayın. Eğer araştırmaya devam ediyorsanız ve bu işi ciddi bir şekilde yapacaksanız, kaybetseniz de böyle hani ufak tefek kayıplar olacak, önemli değil. Emin olun o ufak tefek kayıplar size ileride çok büyük bir tecrübe anısı olarak kalacak ve bir sonraki işlemlerde, yüklü açacağınız işlemlerde gerçekten çok büyük katkısı olacak o ufak kayıpların. Evet, biraz uzattım galiba arkadaşlar. Dediğim gibi bu iş bir oyun değil. Bu işi oyun olarak görmeyin. Eğer dolar alıp satıyorsanız, altın alıp satıyorsanız, hani o bile, hani kaldıraçlı piyasaları geçtim, normal banka üzerinden bile alıp satıyorsanız bu işin birazcık ilmini öğrenmeye başlayın derim. Belki bu da sizin için bir başlangıç olur. Ben zaten kanalımda, videolarımda benden şöyle bir şey beklemeyin, işte şunu alın uçacak, haydi uçuyoruz %20 oh falan, böyle bir şey yok. Ben size gördüklerimi söyleyeceğim. Mesela işte bakın, ons şu an biz konuşmaya devam ederken hala süzülüşe devam ediyor. 1870 desteğini ihlal etmişti. Şu an onun altına doğru sarkıyor. Mesela gram altın yatırımcısı için bu iyi bir şey değil. Tabi buradan bu bir tuzak da olabilir. Tekrar buradan 1900 seviyelere doğru bir atak da gelebilir. Bunu bir sonraki videomda detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ons'la ilgili olan videomda. Yine dolarla ilgili bir video çekeceğim. İnşallah. Yani ben videolarımda şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Daha çok böyle tavsiye gibi değil de eğitim amaçlı videolar çekeceğim. Tabii o eğitim amaçlı videoların arasına da kendi görüşümü de ileteceğim. Mesela diyeceğim ki işte şuradaki hareketli ortalama kırılırsa arkadaşlar bu kötü bir şeydir falan diyeceğim. Ve şu an kırılmış olabilir gibi size mesajları da vereceğim inşallah. Dediğim gibi hepimiz için hayırlı olur. Yeri gelecek eleştireceksiniz. Hani ya sen böyle demiştin olmadı falan gibi. Ha bir de borsa ile ilgili videolar çekeceğim. Yalnız borsada bazen öyle kağıtlar soruluyor ki bana. Yani günlük hacmi 1 milyon TL bile değil. İşte diyorlar ki abi bu ne olur? Bu kağıt ne olur? Yani o kağıdı bilmek için
o kağıdın sipeyi olmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü grafiğini açıyorum, bakıyorum ben. 10 tane tavan gitmiş. Ertesi hafta 10 tane taban gitmiş. Günlük hacmi 1 milyon. Yani benim cebimde 1 milyon olsa ben ona her gün tavan götürürüm veya tabana kitlerim. Yani bu tarz kağıtlarda ne temel analiz işler, ne teknik analiz işler. Borsada genellikle arkadaşlar BIST 30 hisseleri veya BIST 50 hisseleri, bunlarla ilgili yorumlarınızı değerlendireceğim. Bunlarla ilgili analiz videoları çekeceğim. Tabii BIST 30'un da mesela hepsi değil. Yani BIST 30'da bile şimdi saydığınızda bir elin parmaklarını geçmeyecek hisseler var, böyle hacimli olan. Yani benim için önemli olan hacimdir arkadaşlar. Çünkü hacimli kağıtlarda, hisselerde spekülasyon hareket pek fazla yapamazlar. Yine ons altın, gram altın videolarımız olacak. Yine dolar videolarımız olacak ki son 2 aydır en çok üzerinde durduğum yatırım aracı dolardı, biliyorsunuz. Bunlarla ilgili videolar yapacağız. Yeri gelecek eleştireceksiniz. Yeri gelecek ben sizlerden bir şeyler öğreneceğim. Yazacaksınız, hani diyeceksiniz ki ya bu böyle olmaması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor diye ben sizlerden bir şeyler öğreneceğim. Çünkü burada yani biz bizeyiz. Ben de dediğim gibi sizler gibi küçük yatırımcıyım. Benim de kendi çapımda bir portföyüm var. Onu yönetiyorum. Ama son olarak ya videonun sonuna gelirken tekrar şuna vurgu yapıyorum arkadaşlar. Eğer ki bu işe gerçekten başlamışsanız, yani ben yapacağım bu işi diyorsanız, kesinlikle bugün itibariyle öğrenmeye başlayın. Ben de elimden geldiğince size teknik analizle ilgili videolar atacağım ki YouTube'da bir sürü var teknik analiz videosu. Gerekirse ben size öneri de verebilirim, video önerisi de verebilirim. Yani bir yerden başlayın. Hani bazen ben de böyle hani bilgisayarda oyun oynuyordum. Hani dedim ki ya bunu bir yerden başlamak lazım. Hani madem bu işi yapıyoruz, bu bir oyun değil. Hani tuşa bas al, tuşa bas sat. Bu bir oyun değil yani. Bunun için ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor, ciddi bir tecrübe gerekiyor. He şu da var. Yani mesela teknik analizi öğrendiniz. Her şeyi biliyorsunuz, işte EMA'lar, RSI'lar, MACD indikatörleri bilmem ne, hepsini biliyorsunuz. Tamam, ben oldum. Hemen yüklü gireyim, çat. İşte zengin olayım, çıkayım. Böyle bir dünya da yok arkadaşlar. Ya teknik analiz de tuzaklarla dolu. Yani buraya 2 tane çizgi çizdik diye yani bu şekilde olmuyor. Mesela şurada düşen trend kırıldı. Şey, yükselen trend kırıldı ons'ta. Mesela adam şuralardan short pozisyon, yani satış yaparsa ne oluyor? Şuraya kadar patlamış oluyor arkadaşlar. Bu da önemli. Şey değil yani, hani 2 tane çizgi çizdim, tamam ben zengin oluyorum, böyle bir şey yok. Teknik analizle temel analizi birbirine bağdaştırmanız lazım arkadaşlar. Ne sadece temel analize bakın, ne sadece teknik analize bakın. İkisini birbirine harmanlamanız gerekiyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Ve inanın çok da zor bir şey değil. Yani ben bunun için böyle ansiklopediler, işte akademik okullar falan bitirmedim. Tabii o akademik okul bitirenler bizlerden çok daha iyiler. Onların hakkını da yiyemem. Onlar gerçek birer traderlar. Yani biz sadece küçük yatırımcı olarak acemi trader sayılırız. Ama çok şükür birkaç yıldır elimizdekini korumasını başardık. Hatta kazandık. İnşallah sizler de kazanırsınız. Dediğim gibi eğitim amaçlı videolarım daha fazla olacak. Mesela nelere dikkat edersiniz? Parçalı alım yapmak, sepet oluşturmak, bir portföyde neler bulunması gerekiyor? İşte paranın hepsiyle aynı anda aynı fiyattan alınmasının ne kadar sakıncalı olduğu gibi bu tarz videolarımız gelecek. Sözü fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu ilk videomuzdu. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Kendinize çok iyi bakın. Bugün ons ve dolarla ilgili bir video atmak istiyorum. Takipte kalırsanız sevinirim. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Özellikle de videolara like atarsanız, yani beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.